Dün Şırnak'ta elim kaza sonucu şehit olan 13 askerimize ve tüm şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır, ulusumuza başsağlığı diliyorum. Benzer kaza ve acıların bir daha yaşamaması için gerekli soruşturma ve tüm önlemlerin alınmasını destekliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda terörle mücadele sırasında vücutlarında kalıcı hasarlar oluşan gazilerimizin haklarını savunan terörle mücadele sırasında yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği kendilerine verilen sözlerin tutulmadığı şikayetiyle meclise ziyaretimize gelmişlerdi. Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş'un 19 bin kişi terörle mücadele sırasında uzuv ya da fonksiyon kaybına uğramışsa gazi sayılacak sözünün üzerinden aylar geçti ancak bir adım atılmadı. Terörle mücadele sırasında vücutlarında kalıcı hasarlar oluşan binlerce gazimizin haklarının verilmesi çağrısında bulunuyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür.